Açıklama bekliyorum. Niye aramız bozulacak? Ya şimdi dedem bütün bu düğün, dernek, organizasyon, kına falan her şeyi ben üstleneyim diyor. Ben de dedim ki Ayşe gururlu kızdır. Böyle bir şeye müsaade etmez. Yani böyle bir şey yapmaya kalkışırsan Ayşe ile aram bozulur dedim. Doğru dememiş miyim? En azından kınayı burada yapalım kızım. Hava güzel olursa dışarıda yaparız. Bu düğün alışverişini de bir an önce yapalım. Yani takı, elbise neyse. Yani her şey hazır olsun istiyorum. Yani kötü bir şey midir? Bak ters ters bakıyor. Ben dedim sana kabul etmez. Ben de bu konuyu sizinle konuşacaktım. Ben kimseyi masrafa, telaşa sokmak istemiyorum. Ama madem kız tarafı yapıyor kına gecesini, o zaman basit, sade bir kına gecesi istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Merhaba. Bediye abla. Canım. Ne zaman geldin? Gel. Ne haber? Ne için canım? Çok merak ettim sizi ya. Yaman nasıl, iyi mi? İyi, daha iyi. Küçük bir kaza geçirmiş. Küçük olmasına sevindim, çok şükür. Sen öyle apar topar gidince merak ettim, aklım sende kaldı. Yok yok, önemli bir şey değil, tamam, her şey yolunda. Ben demin bir kına gecesi lafı mı duydum? Evet Vediye abla. Şahin Avcı'nın namına yakışır bir kına gecesi yapmak istiyor dedem. Ne güzel olur. Kayınvaliden havalı bir kadına benziyor. Kendi gibi havalı bir gelin istiyor belli. Gelin nasıl olurmuş görsün. Bence de bu çarşı işini bugün halledelim. Sana yeni kıyafetler de alalım. Bugün konağa gitmem gerekiyor. Takı gelinlik işlerini halledeceğiz. Azade Hanım bekliyor. Hatta acil çıkmam lazım benim. Hadi ben çıkıyorum, seni de bırakayım. Benim biraz daha işlerim var. Sen git, ben kendim giderim. Şimdi bir cümle önce acil çıkmam lazım dedim. Ama ütü yapmam gerekiyor önce. O biraz uzun sürer. O yüzden ben giderim. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Ferit Bey daha ilk günlerden maço tavrını ortaya koymuş anlaşılan. Ferit'le ilgisi yok. Mirza sen çık. Ben Antakya'ya geçeceğim. Kooperatif işleri var. Torunumu bırakırım ben. Vay be dede. Damat Bey seni bile korkuttu ha. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.